İyi günler. Bu videomuzda parametre hatası veren bir hard diskimizi, harici hard diskimizi nasıl kurtarırız, içindeki verileri nasıl alırız onu göstermeye çalışacağım. Bu hard diskimizi taktığımızda hiçbir şekilde bilgisayarımızdan ulaşamıyoruz içindeki verilere. Ve taktık hard diskimizi. Buradan algıladı. Bilgisayarımıza giriyoruz. Şimdi hard diskimizi görüyor. F dediğimiz bizim hard diskimiz. Fakat yukarıdaki bar dolmasına rağmen hard diskimizin içine giremiyoruz. Girmeyi denediğimizde ise parametre hatasını alacağız birazdan. Buradaki verilerimizi nasıl kurtarabiliriz? Bunun için burada bir programımız var. Bu programımız Disk Internals Partition Recovery. Bu programı yüklüyoruz. Daha sonra bu programımızı açtığımızda burada evet'e tıklıyoruz. Bu hala açmaya çalışıyor tabii bilgisayarımdan. Şu an diskimizi tarıyor. Ön tanıma yapıyor. Tanımlamak için diski. Bunu bekliyoruz. Bu programı kullanmak için çok sabırlı olmanız gerekiyor. Sabırsızlık yaparsanız verilerinizi kurtaramazsınız. Çünkü bu işlemler çok çok uzun sürebilir. Hatta birkaç gün bile sürebilir. Bu yüzden sabırlı olmak gerekiyor. Evet, biz diğer ekranı beklerken bu arada parametre hatamız da arka planda çıktı bilgisayarımıza tıkladığımızda beklerken. Bunu kapatalım. Bununla artık bir işimiz yok. Bu diskimizde parametre hatası var. Artık bilgisayarımı kapatalım. Tekrar diski tanımlamak için tarıyor. Onu bekliyoruz. Evet, diski tanımlama işlemimiz bittikten sonra bu ekran karşımıza çıkıyor. Burada next diyoruz. Burada bizim hard diskimiz Free Agent GoFlex. Şurada görüyorsunuz. Bu çıkıyor. Burayı seçiyoruz bu hard diskimizi buradan. Daha sonra next diyoruz. Burada the physical disk is selected. Fiziksel diskiniz seçildi. Would you like to scan disk and find the lost partition on the free agent GoFlex? Kaybolmuş alanların taraması yapılacak diyor. Burada. No'yu seçtiğimiz zaman ise burada şey diyor. Choose no if you sure there were only NTFS partition on your drive. Sadece diyor diskinizde NTFS formatında bölüm varsa diyor no'yu seçin. Eğer FAT32 ve Linux bölümleri mevcutsa yes'i seçin diyor. Ben FTFS olduğuna eminim bütün verilerimizin. O yüzden no'yu seçiyorum. Next diyorum. Buradan işletim sistemine göre NTFS formatı ve Windows 7 XP ve daha yukarısını için bu sekmeyi seçiyorsunuz. Next dediğinizde bu işlem bayağı bir uzun sürecek. Şimdi sizin bozulmuş ve silinmiş bölümlerinizi taramaya başlıyor program. Bu 1-2 gün sürebilir. Yani 6-7 saat de sürebilir, 1 saat de sürebilir, 1-2 gün de sürebilir. İşte bunu bekleyeceğiz. Programımız ismi de burada yazıyor zaten. Buradan bu programı indirin. Bunun taramasını bekleyin. Bu bittikten sonra ise ben o kadar beklemeyeceğim tabii. Finish diyeceksiniz. Yani ben şimdi cancel diyeyim. Çıkayım buradan. Buradan finish diyerek kurtarılmış, kurtarmaya hazır olan dosyaların listesini göreceğiz birazdan. Şimdi kurtarılmış dosyalarımızın listesini gördük. Burada mesela bu klasörümüzü tespit etmiş. Biraz bekleseydik diğerleri de çıkacaktı. Bunların hepsini seçip sağ tuş tıklayıp Recover seçeneğini seçiyoruz. Burada dosyaları kaydet diyoruz. Belirlenmiş dosyaları. Burada nereye kaydedeceğimizi seçebilirsiniz Browse'dan. Sonra Next diyoruz.
Bir daha next dedikten sonra size o tespit ettiği ve bozulmuş bölümdeki klasörü sizin gösterdiğiniz klasöre çıkartıyor. Ve böylelikle verilerinizi de kurtarmış olacaksınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler.